Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Aragaz. Günaydın, günaydın, günaydın. Hanımlar, beyler, salı günüsü geldi. Aragaz yine başladı. Günaydın efendim, günaydın. Sabah şerifleriniz hayır olsun efendim. Yolda yolakta olan dinleyicilerin bünyesini bir nebze rahatlatmak için kardeşim Pascal Numa ve Kadir Çöptemir işbaşı yaptık ama Zuhal Topal bugün de ortada yok. Abi boş ver. Gelmek istemiyor demek ki. Ya olur mu öyle şey Pascal ya? Kesin bir iş var ya bu işte. Abi zorlama. Hacı bak ben bu kızı fellik fellik aradım bulamadım. Dün Obama ile Putin'i aradık ya. Evet aradık. Onlardan da bir şey çıkmadı. Ben bugün Merkel'i arayacağım Hacı Pascal. Ne? Bak o kadın Zuhal'i kıskandı Pascal. Senin yanında ya. Allah korusun kızı kaçırmış mı çıkmış olmasın bir yere hapsetmiş kitlemiş olmasın ya. Yok be abi. Angela yapmaz ya. Abicim o kadının gözleri çakır. Her şey yapabilir. Ben Merkel'den her şeyi bekliyorum. Bugün açıp soracağım valla. Zuhal nerede diyeceğim ya. Ya bana ne ya? Arasın. Ben rahatım. Hanımlar beyler Zuhal Topal'ı gören nerede olduğunu bilen varsa insaniyet namına Pascal Alçizgi Kadir adresine bir tweet atsın efendim. Kadir biz başlayalım. Belki girin sonra. İnşallah inşallah. Ne yapacağız bugün Pascal? Yapacak bir şey yok. Kakara kikiri. Kakara kikiri de Pascal'ım radyo birinci çıktı. Üstüne bir şeyler koymak gerekmiyor mu? Kakara kikiri kakara nereye kadar kakara ne kadar? Biz varız ya. Üzdüğünü dana olsun. Vay be. Aslında sen de haklısın Canbört yani. Canbört mi? Yani can kuşum yani İngilizce Türkçe misi yani mix. Kadir lütfen. Türkçeyi güzel kullan. Oğlum sen ne diyorsun? TRC TR mi satıyorsun? Kamil. Allah Allah. Tövbe Kadir tövbe. Çöpdemir dediğin Kutatku Bilik gibi konuşur icabında ya. Ne bilik? Neyse öyle öyle işte. Ben diyorum ki bugün Hacı Dert abiye arayıp Zuhal'i soralım. Acaba uzaya mı gitti? Bilmiyorum abi. Her ihtimali değerlendirmek lazım. Bugün ayrıca ne bileyim ben başka ne yapacağız? Konuşacağız işte yani beğenirseniz dinlerseniz. Evet abi. Değil mi? Rahat şöyle ya. Relax Kadir'im. Gevşe bakayım. Gerginim ya. Vallahi gel. Sırtımda var ya kalkan balığının sırtı gibi düğme düğme kulunç ya. Ezelim onları abi. Yalnız yavru ayı bulup çiğnetmek lazımmış. Pardon? Öyle diyorlar sırt ağrısına bilebilmiş Pascal. Yavru ayı. Tabii abi. Böyle yavru ayı sırtına çıkarıyor, yürütüyor. Kulunç, sırt ağrısı hepsini alıyormuş yavrusu ama. Kadir, oğlum manyak mısın? Nereden bulacak yavru ayı? Uzan şöyle. Ben çekil sırtını. Oğlum deveye çiğneteceksin demedim Pascal. Yavru ayı dedim ya. Neyse, sen mail adresi tweet adresimizi ver. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir Twitter adresimiz, mail adresimiz de efendim. aragaz@metrofm.com.tr. Güzel. Bize buralardan ulaşabilirsiniz efendim. Canınızı sıkan ne varsa, söylemek, sormak istediğiniz ne varsa, ne bileyim eşe dosta söylemekten imtina ettiğiniz bir derdiniz, tasanız varsa bize yazabilirsiniz, açabilirsiniz. Problem yok. Aynen ya. Girin bize ya. Biz varız ya. Yani üzmeyin, üzmeyin. Şöyle düşünün değerli vatandaşım. Hı. Seni kimse anlamıyorsa biz anlıyoruz kardeşim. Evet. Bizde kimseyi yargılamak yok. Yani burası hakikaten biz Mevlana, Hazreti Mevlana terbiyesine hastayız. Yani ne evet. Olursa o gel diyor. Sorun yok yani. Vatandaş için lütfen uyandırıcı, ayıktırıcı, roketleyici parçalar çal bugün canım. Dinamik böyle güzel. Tamam. O iş bende. Sen de. O zaman efendim yavaş yavaş artık programımıza başlayalım. Herkese hayırlı işler, bol gülüşler diyelim. Ve Pascal'a dönelim. Pascal yapıştır yavrum. Geliyor. Aragaz. Erken kalkıp yol alan program. Aragaz. Yenge hazır. Abi sorun. Ankara'nın futbol kulübü Gençler Birliği'nde forma giyecek olan Dusko Tosic için pop şarkıcısı eşi Jelena Karlusa ile birlikte Instagram hesabından biz hazırız cümlesi medyada olay yarattı. Bu mu hazır? Yalnız buraya yengenin fotoğraflarını koymuşlar. Yenge
Maşallah abi. Allah sahibine bağışlasın da. Ay be, yenge var ya, yıkılıyor. Yenge çıplak oğlum. Ne tabii yıkılıyor. Ya? Yok ya. Çıplak değil mi bu ya? Sen çıplak görmüyor musun bu çıplak gözün? Çıplak değil ya. Ha. Ama Kadir. Lan o bir defa şu sağdan akan suyu bir durdursak, ağzının sağdan akan suyu. Yalnız bir şey söyleyeyim, bu tribünleri karıştırır bu yenge. Çok küfür yer. Tabii çocuk çok bilir. Abi bir de bir insan bir yere transfer oldun değil mi? Hı. Şimdi bir araştır Ankara. Hani İstanbul'da da feci ama şimdi Ankara'nın bebeleri yengeye mi? Neyse. Ankara'nın balları. Ankara bebe derler ya Ankara'da. Bilmem ben. Şimdi şöyle yani bir araştır bu millet nasıldır bu milletin. Dolayısıyla Instagram'a şöyle resim konur mu Hacı abi ya? Ama Kadir çok eskiden biri var. Neyim eskiden biri var? Resimleri. Bu ablanın mı? Evet. Yalnız yenge çok free, çok özgür, çok cesur. Ben baktım abi. Ne zaman baktın lan? Girsin de bak. Oğlum sen nereden Instagram biliyorsun Dusko Tosic'i de baktın oğlum? Kimmiş bu? Abicim gazete yazdı. Gazetede gördükten sonra baktı. Evet. Ya sen de ben hani sen takip ettiğin bir topçu hani aile hayatına kadar. Yok abi ya. Ne tanırım ya. Kendini gördüm girdim. Yalnız bu da biraz feci bir durum yani. Yenge belli ki Dusko Tosic'in önüne geçecek. Yani efendim? Önüne geçecek derken isim olarak. Tosic arkada. Ya şimdi çok özür dilerim. Yenge şu. Hı. İyice bakıyorsun zaten gözlerinin feri gitti. Yenge bu. Sen Dusko Tosic'in kenardan 18'e paralel yaydan fuleli adımlarına mı bakarsın? Yengenin yoksa neyse yani. Bünyeye mi bakarsın? Ben evden çıkarım. Ya neyse yenge belki yenge belki bizi tekrar futbollu olan ondan bir de sonra kendim, iki çocuk var. Şunda. Evet. Allah Allah. Arkadaş bunlar evet, nasıl evet bakıyorlar ya. Sen uyu oğlum. Gerizekalı ne yapayım gideyim Allah Allah el alemin. Sen uyu diyor. Ben uyumayayım da ne uyanayım da ne yapayım ben buna. Bulamadım şöyle. Yavrum böyle bir şey sen buldun mu? Ben de çok. Ha şu sende çok Allah aşkına göstersene. Namın yürüsün şuursun. Neyse efendim bu kadar çok konuştuk. Merak eden de Dusko Tosic yeni Gençler Birliği şeyi topçusu onun eşine baksın işte varmış internette. Hadi Kadir o kadar gideriz. Aragaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. Paskal, dinleyici sorusu var. Ele mi gelsin? Geliyor yavrum, soru geliyor. Sen bir daha Twitter adresimizi ver millet bilsin. Paskal Askışgi Kadir. Tamam, sağ ol bebeğim, sağ ol bebeğim. Teşekkür ederim abi. Bize bulaşın, bize dokunun efendim, bize dokun vatandaş. Elle bizi, vatandaş. Oha bebeğim, oha bebeğim. Çok bıçak sırtı bir şey bu yani, elle bizi. Dikkatli konuş lütfen yani. Bademcik ameliyatı mı? Ya sen nasıl insan evladı olma yolunda ilerliyorsun ya? Ha? Ha, hani Benjamin Button diye bir film vardı. Brad Pitt oynamıştı. İhtiyar doğup gençleşiyordu hani. Evet. Senin ruhun Benjamin Button. İleri gideceğine geri gidiyor Pascal. Kadir, Pascal daha geri vites yoktur. Peki, Burak'ın sorusuna geldik efendim. Gel bakayım. Diyor ki, daha doğrusu bir rica yani. Ha. Ne ricası? Gönül işi, gönül işi. Kadir, bizim program var ya. Tam Esra Erol. O ne? Ya, çöp çatan programa döndü öyle mi? Evet. Aman dönsün ya. Dinleyicinin saadeti bizim saadetimiz Pascal ya. Bu hayatta herkes sizi iter, kakar, bak kalbini kırabilir. Ama biz yapmayız bunu. Biz sizin için şefkat kucağıyız anam bacım. Bekliyorum, kollarını açtım. Yalnız ben Pascal'ın bağrının şefkat dolu olduğundan emin değilim. Ona doğru giderken biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Onu da altını çizim. Ayıp sana be. Ben müşfiyim be. Müşfik? Sen müşfik lafını nereden biliyorsun? Saadetlerim yardımcısı. Müşfik değil ki o. Müfit hoca vardı. Müfit mi? Tabii. Ya sen nasıl bir geyikçi çıktın bazen? Ya senin yüzünden laf çatallanıyor kardeşim. Adamın ricasını yerine getiremiyoruz ya. Özür dilerim ya. Abi diyor ben bir eşeklik ettim. Kız arkadaşımın kalbini kırdım. Yerden göğe de haklı küstü. Arıyorum açmıyor. Mesaj atıyorum dönmüyor. Ondan sonra ama Face'deki şeylerimizi silmedi. Ama her an single olabilir diye korkuyorum. Ne yapayım diyor. Bu ne abi ya? Bize ne be? Öyle deme abi. Çocuk kabahatini biliyor. En azından belli ki yengenin kalbini kırmış. Ama çok doğru yerde şu anda. Bak ben yıllardır bu durumlarda uyguladığım formülü sana uygulayayım kardeşim. Hadi bakalım. Ne yapacaksın abi? Şimdi bak. Hı. Yengeye bir mesaj at. Ne atın? Bizim frekansı açtır. Hı. Yani WhatsApp'tan at mavi tık alınca bizi tweetle bildir. Ne yapacaksın? Ya ben yıllardır kız arkadaşlarımı kırıp incittiğim zaman radyoda uyguladığım bir formül çok tutar.
Ben buna yani şimdiye kadar dayanan kimseyi görmedim. Allah Allah Allah. Tabii tabii. Şu tweet'i yeniden yüklesene ya. Burak'tan bak bakayım geldi mi? Siz Fatih bir bakın bu ayında. Bakıyorum. Yok ya abi. Kız uyuyor mu acaba Pascal? Ben olsam da uyuyorum. Ha dur dur dur. Geldi. Kadir mavi dik olmuş. Ha tamam tamam. Şimdi bak Burak'ın kız arkadaşının adı neymiş? Neymiş bir saniye? Elif. Elif. Ben buradan Elif Hanım'a sesleniyorum. Burak'ın kız arkadaşına. Burak Bey bizi aradı efendim. Kendisi köpek gibi pişman olmuş. Maymun olmuş. Yemin ediyorum kapı gibi çocuk ganiş gibi olmuş. Pişmanlıktan yani. Elif diyor başka bir şey demiyor efendim. Demiyor. Şu an bize bir tweet attı ve sizin için bir şarkı çalmamızı rica etti. Biz yabancı müzik radyosuyuz ama dinleyicinin saadeti için her şeyi yaparız. Siz yeter ki mutlu olun. Bu çocuk pişman, iyi de bir çocuğa benziyor. Burak'ı bırakmamanızı, bir şans daha vermenizi, bir abiniz olarak, şey olarak, sizin bir dostunuz olarak rica ediyoruz efendim. Bir de Burak işte demiş ki şunu çal. Bak biz yabancı, üstelik hit müzik radyosuyuz. Ona rağmen bu aşkın tekrar vücut bulması için çalacak. Fatih ayarladın mı lan? He. Hadi bastır. Bas Fatih. Kadir, bu ne be? Tango. Ne tangosu? Dinle. Kadir, nasıldır? Ya biz gaza geldik, düğüne gitmiş Mutlu Asıp ailenin kızı gibi kız kıza dans ettik Pascal'la ya. Kız kıza derken? Yani düşündüm de Pascal, unutmak istediğim bir an bu, neyse. Elif görüyorsun, Burak zarif bir çocuk. Tango falan bugün kaç erkeğin aklına geliyor ya. Sevgilisi için papatya tangosu istemek, bizi ikna etmek bunlar. Hadi sen de inat etme bebeğim. Bebeğim. Elif, Burak yanıyor ya. Hadi kuş. Koçum mu? Yeter bacım ya. Ya bak o Türk'te dediği gibi Elif. Elif dedi, be dedi. Burak sana ne dedi Elif? Hadi artık buradan da hanım dinleyicilerimize sorun. Bu şarkı sizin için çalınsaydı ne hissederdiniz efendim? Elif'e siz de bir şeyler yazın da hani destek olun yani, değil mi? İnat etmeye devam eder miydiniz mesela böyle bir şarkı yazsın? Değil mi? Tabii. Ben de etkilendim Kadir. Hasta oldum ya. Burak aşk oldu. Ben bu tangonun çok ekmeğini yedim Pascal. Çok şakası. Bir de şey vardı Zeki Müren'in böyle nasıl diyeyim? Bir kara sevda kara toprakta biter. Çok güzel. Kara sevda kara toprakta biter. O da çok etkiledi bak. Ya o hayat beni bu şekle soktu Pascal. Ne yapayım? Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Messi'ye söz verildi. Kovuyoruz. Kim? Abi NTV Spor'da yer almış bu haber. Hı-hı. Antrenmana çıkmamış Messi. Gün boyu da ulaşılamamış. Teknik direktör Luis Enrique Arjantinli oyuncuya ceza verme kararı almış. Allah ancak Allah. Araya giren Xavi, Iniesta ve Iniesta ve Busquets Messi'ye ceza vermenin kaosu arttıracağını belirtmişler. Teknik direktörü ikna etmişler. Fakat bunu öğrenen Messi Barcelona yönetimine ya ben ya Luis Enrique restini çekmiş. Katalan kulübünün yönetiminin de Arjantinli yıldıza Luis Enrique'nin kovulacağı yönde söz verdi. Vay. Kadir, ağrıma. Ya şimdi topçunun da bu topa girmesi zor değil mi? Ama misi yani. Kayarak müdahale eder diyorsun. Kesin. Teknik direktör kayar mı? Yok. Hayır. Yani teknik direktör yerinden kayar mı? Yani Messi teknik direktörün ayağını kaydırır mı diyorum be Pascal? Kaydırır abi. Ama bu doğru bir şey mi? Ama Messi. Kaç tane var abi? Peki mesela dinleyiciye buradan şöyle bir soru çıkartalım ya. Siz mesela ya o ya ben diyecek olsanız kimi söylerdiniz yani? Hani mesela biz de böyle bir kriz çıkartalım. İnce soru. Pascal Alçızki Kadir adresine mesela örnekler verebilirsiniz. Burada tabii çok Pascal'ın da dediği gibi böyle büyük hacimli kütlesel Messi gibi bir ikon var. Bu Luis Enrique aslında kötü teknik direktör değil ama bir Messi ile kıyaslanacak kadar çaplı hacimli. Ama kendi teknik direktör Luis Enrique çok vurursun. Messi'den bir tane. Vay.
girmezler. Acaba mevzu ne? Çünkü Messi çok efendi bir adam diyorlar ya. Evet. Değil mi yani? Namazından yazından. Pardon? Vallahi efendi bir adam diyorlar. Acaba ne problemi? Baksana adam 1-0 kaybettiği maçta yedek oynatmış Messi abi. Sen niye yedek başlatıyorsun? Gerizekalı. Yani öyle olursa kaydırırlar işte seni. Heh. Gaydır hubbak Eminem yaparlar da. Hay Allah'ım. Yani dur bakalım ne olacak bu işin sonu. Aragaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Pascal. Geldi. Ben Zuhal'in akıbetini sormak için Merkel'i arıyorum hacı. Abi yeter ya. Başkasını ara. Hep Merkel, hep Obama. Ne lan bu ya? Pascal. Hı. Bütün dünyayı da tanıyacak halimiz yok ya ya. Tanıdıklarımızı arıyoruz işte. E panik insanlar? Aa ***'üm. Sanki her gün yeni insan tanıyor başıma. Merkel'i Obama'yı beğenmiyor. Ara ara. İyi arayacağım tabii. Allah'ım. Arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Angela Merkel'le mi görüşüyorum? Hacı teyze. Selamın aleyküm Hacı Merkel. Ben Kadir Çöptemir. Nasılsın? Ahiretlik nasılsın? İyi misin? Sağ ol teyzem. Sağ ol, ben de iyiyim. Kim o ya? Ne diyor? Benim damızlık hamsterım orada mı diyor. O ne lan? Ben de anlamadım valla. Hamster bir tür tavşan fare arası bir şey de yani damızlık bilmiyorum. Versene bir. Al. Alo Angela, ne haber kız? Kızım özelimiz var ya. Her yerde konuşuyorsun. Ya evet. Söyledim. Damızlık hamster dedin. Aynı aramızdaydı. Ya ama Merkel, onu nerede söyleyecektin? Honduras yaparken öyle söz verdin. Vay Pascal, çok keyif laflar ediyorsun kardeşim. Ya Kadir, ha şimdi sinirim ver, ver. Alo, alo Sayın Angela Merkel, Sayın Şansölye. Ha benim, ben Kadir ha. Tövbe ya. Ne oldu? Merkel hala seninle konuştuğunu sanıyor galiba Pascal, sen ona kızdın ya. Evet. Hadi babacık, küçük yaramazı cezalandır diyor. Yeni lastiğin gazık fren yapıp asfaltta bıraktığı izler gibi iz bırak fiçutumda dedi kadın bana ya. Yeminle var ya, rezil et de bilmiyor. Bu ne kadın ya? Alo Sayın Merkel, efendim Pascal'la özelinizi boş verelim artık ya. Lütfen. Biz mevzuya dönelim efendim. Size bakın açık seçik soruyorum Sayın Merkel. Zuhal Topal kaç gündür ortada yok. Siz bizi aradınız, onu kıskandığınızı beyan ettiniz. Sakın siz kızcağıza bir zarar vermiş olmayasınız lan Sayın Şansölye. Ha? Evet Zuhal kayıp. Hayda. Ne diyor? Telli Baba'ya adadığım adaklar kabul oldu. Oh diye göbek atıyor. Alo Sayın Merkel. Hayra bak. Ya Telli Baba Hazretlerinin böyle edepsizliklere prim verir mi zannediyorsun ya? Zaten gusül nedir bilmen, abdest nedir bilmen. Sen ne? Allah Allah, çarpılacaksın ya. Kadına bak, sayıyla kendine gel. Zuhal senin elinde mi kardeşim, cevap versen ya. Evet. Evet, ne? Vay cadıya bak vay. Ne diyor abi? Ne yapmış? Ben diyor Zuhal'e büyü yaptırdım diyor. Ne büyüsü? Lan Merkel ne büyüsü yaptıracak? Papaz büyüsü yaptırmıştır. Niye lan? Yani seni Zuhal'den soğutmak için. Ha, demek o yüzden anlaşamıyordunuz da siz. Alo Sayın Merkel bacım, bak koca Alman şansölyesine yakışıyor mu bu ya? Nasıl yaptın büyüyü sen? Anlat bir çözdüreyim ben burada. Ha, Pascal'ın resmini aldın. Evet. Eşek s**ne sürdün. Ne? Neresi? Evet ha. Neresini yedirdin Pascal'a? Oo, yapma ya. Ne diyor ya? Ya Pascal, sen son 10 gün içinde Merkel'in evinde yemek yedin mi? Yedik abi. Abi bu yemekte rulo biftek gibi bir şey var mıydı? Böyle kalınlıkta, aha böyle yuvarlak. Evet abi. Abi o rulo biftek değilmiş Pascal'ım ya. Ama kedi çok güzeldi ya. Abi o zaman söyle bir daha yapsın. Kedi neymiş o? Söyle bakayım. Ne? Eşek mi? Abi sakin. Abi sakin. 10 gün geçmiş. Ama Kadir. Sen sakin. Ya Kadir nasıl sakin olayım ya? Ya baksana ya. Ne yedirmiş be? Abi seven ne yapmaz? O da seni seviyor. Kıskanıyor ya, yazık. Ama Kadir bu affedilmez. Kol gibi ya. Ya tamam Pascal, kol gibi ama geçti yani. Çıt çıt yemişsin işte eşeğin s***ni da. Alo Sayın Merkel. O mezarlığa gömdüğünüz Pascal'ın o göğüs kıllarını da çıkarıp yakın ya. Bu büyünün gerisini biz burada buluruz, bir hoca orada çözdürürüz ya. Kapat hadi, kapat ya. Utanmaz acuze, saçaklı şaziye seni ya. Ayıptır kardeşim, ayıptır bu devirde ya.
Ha Pascal, çıkışta seninle bir yere gideceğiz ama korkma, tamam mı? Nereye gideceğiz? Bu sana büyü yapmış Mergen, onu çözdürmemiz lazım yavrum. Bir muhite gideceğiz, biraz değişik bir yer. İnsanlar falan değişik, korkma sakın ha. Abi sen okusana ya. Çözülür mü be? Oğlum benim okumamla çözülür mü? Çözülmez. Ya Kadir üşeniyorsun. Okusan geçer. Benim okumamla büyü bozulacak olsa niçin okumayayım Pascal? Ama sen istemiyorsun. Hoşuna gidiyor böyle. Ben biliyorum. Oğlum bir oku be. Ya nesini okuyacağım, manyak mısın? Kadın sana eşeğe köküne kadar yedirmişti. Bu geçer mi? Delirtme beni ya. Ama Kadir ya. Yayındayız be. Burada söyleme be. Ya kardeşim adamı zorla dinden imandan çıkartıyorsun Pascal. Çözeceğiz o işi. Yayından sonra gideceğiz. Dur sen bir şey yap. Bir dinleyiciye güzel bir Twitter adresimizi verelim. Pascal alt çizgi Kadir. Allah aşkına ya. Lütfen ya. Ne aşk dizisi ya. Ne? Ben ne dedim? Yürü gidelim ya. Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. Kadir. Abi son bir bak, de. Bak Kadir bak ya telefon ya. Çok özür dilerim. Allah Allah ya. Zor mu? Yok yok abi yok, bir saniye yurt dışarı. Alo. Aleyküm selam, kimsin? Oo sayın papa nasılsınız hacı abi? Oley be. Babacım arıyor. Babacım kurtar beni. Bu Angela büyü yapmış. Pascal çok ayıp. Koskoca papaya bende büyü var çöz mü diyorsun yani? Abi ne yapayım? Kime gideyim? Baba mı sınmıyorum? Efendim sayın papa dinliyorum canım benim. Benim canım evet. Yoktur diyorsunuz. Ne diyor evet, ne diyor ne diyor? Kadir'cim diyor bizde papaz büyüsü diye bir şey yoktur. Bunlar hurafe diyor. Bunlar Emevi İslamı bunlar diyor. Ne alaka? Yaşar Nuri'yi dinlemiş herhalde ya. O da işine gelmeyince Emevi İslamı deyip sallıyor ya. Neyse. Ha. Babacım ama büyü yapmışlar. Ne yapacağım ben ya? Sayın papa Pascal diyor ki ne? Bende diyor ille de büyü var diyor. Nereden mi biliyoruz? Yapan itiraf etti efendim. Söyledi. Kim kim mi? Angela Merkel efendim. Evet. Hadi. Aa çok ilginç. Ne diyor? Angela'yı boş ver diyor. O muskacının tekidir zaten diyor. Fransa'dan Euro'dan çıkmasın diye Sarkozy'ye de büyü yaptırdıydı diyor. Tutmuş ama bak. Çıkmadı Fransa. Evet sayın papa. Ne yapmış dediniz? Hayda. Ne yapmış? Abi bu Merkel komple AB'ye büyü yaptırmış. Türkiye'yi AB'ye almasınlar diye ya. Kadir ne pişmiş bu ya? Şimdi sayın papa tabi sizin manevi bir yönünüz var. Acaba bize siz ne önerirsiniz ya? Büyüye karşı. Evet. Hayda. Ne öneriyor? Ayetel kürsü okuyun baba Kadir'cim diyor. Harbiden hayda. Efendim sayın papa. Evet. Rica ederim efendim. Ne demek? Elbette. Ne diyor ya? Kadir'cim diyor sana güveniyorum diyor. Pascal her pazar ayine gidiyor değil mi diyor. Gidiyorum baba sıfır ata. Sayın papa siz bana emanet ettiniz diye ben her pazar kendim malı arabaya koyuyorum götürüyorum. Ya. Papaz efendiye teslim ediyorum. He tabii tabii merak etmeyin hatırladım. Aa vallahi unutmuyorsunuz ne günlerdi ya. Ne diyor abi? Pascal hani seninle Vatikan'a gitmiştik de papayı ziyaret etmiştik ya. Hep beraber mangal falan yaptıydık. Geç oldu burada kalın çocuklar dediydi hani papa. Evet kaldık. Ben de yatsı yıkılacağım kıble ne tarafta diye sorduydum da 35 saat kıble ne taraf onu aramıştık hatırladın mı Kadir'cim diyor. Evet abi ya ne adamsın ya. Efendim sayın papa ha öhö hala bulunamadı demek. Ne edepsiz insanlar var papa ya. Pascal hatırladın mı hani biz Vatikan'da kalırken Som altından bir Şam'dan kaybolduydu. Evet abi. Hala kimin çaldığı bulunamamış. Boyu devirsin. Ağır konuşmasan mı Pascal? Ya öyle değil mi? Çaldın mı ya? Beddua iyi değil derler hani döner gelir edene yapışır. Neyse alo sayın papa hazır siz aramışken sorayım efendim. Şimdi biz Zuhal Topal'ı arıyoruz. Kayıp. Kaç gündür bulamıyoruz. Acaba diyorum hüddamlara bir sorsanız onlar bilirler mi ya? Kadir, hüddam ne lan? Ya sen anlamasın boşver. Efendim, evet. Sizde hüddam yok mu? Hadi ya. Neyse o zaman buralarda soruştururuz. Ne var dediniz efendim? Şeytan çıkarma ayini mi? Ha, ona gideceğim. O zaman ben tutmayayım sizi. O şimdi uzun sürer. O işlem bizde çok daha kısa sürüyor. Sol tarafınızda 3 kere tükürüp besmele çektin mi şeytan it gibi kaçıyor efendim. Tabi efendim. Deneyin efendim. Tabi.
Tamam Pascal'a söyleyeyim. Saygılar efendim, saygılar. Ne dedi babam? Pascal bak, papa diyor ki gözün Pascal'ın üstünde diyor. Dinine, diyanetine sıkı sarılsın, yemin ederim bacaklarını kırarım onun. Ya Kadir sen biliyorsun abi. Her pazar gidiyorum. Evet Pascal, ben şahidim ama bu dünyada. Bak öbür dünyada beni hiçbir şey şahit gösterme babi. Tamam mı? Yak, beni de yakan kendini de yakan, aman diyeyim. Kadir anca beraber kanca beraber. Aman şeytana bismillah, yürü ya. Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. İşini kaybeden eşini aldatıyor. Dünya ünlü aldatma sitesinin açıkladığı veriler herkesi şaşırttı. Dünya ünlü aldatma sitesi Ashley Madison üye bilgilerinden yola çıkıp açıkladığı verilere göre ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Efendim 2009-2010 neyse yaşanan finansal krizin ardından insanların evlilik yeminlerini bozmaya yönlendiği ortaya çıktı. Bunun altında yatan sebep olarak çalışmayan kişinin aldatmaya daha çok zaman ayı. İyi de çalışmayan kişide de mangır yok arkadaş ya. Nasıl? Bak, vakit çok. Vakit çok, mangır yok abi. Nasıl yapıyor bu işleri? Hep Morgan mı? Ama bak bu, hayır. Evli çiftin Allah muhafaza aldatmasından daha feci bir şey yoktur. Zina kötü bir şeydir. Bunu yapmasınlar. Evet. Ama lütfen. Şöyle evli çifte mekan şart. Çünkü evli çiftin zaten bir tane evi var yani. Onun hani bekar değil ki, alacak bunu, yedirecek, içirecek, otele götürecek, ona yapacak, bunu yapacak. Nasıl olacak bunlar? Başka yerde yapsın. Nerede yapsın abi? Arkadaşın evi. Yok arkadaş evi her zaman olmaz. Duyulur muyulur, inip affedersin E5 kıyısında mı yapacak falan? Bize mi gelsin? Sen gelecek, sana mı gel? İşte onun için zor bu iş. Yani daha zor. Zaten de yanlış, zaten de günah, zaten de ayıp ama verilerde diyor ki bak özellikle 39-40 yaş arası aldatma, hı, çokmuş. Mesela 60 milyon evli çift buluyormuş Amerika'da. 13 milyonunun eşini aldattığı gibi bir tahmin var. Çok ya. Kedi. Ha, kedidir değil mi? Evet, evet. Kedidir o. Yok yapmazlar tabii. Ya öyle şeyler. Yapmaz ya. Ya bir de arkadaşım kriz vurdu da nerene vurdu senin kriz? Krizin cebine vurması lazım lan. Çık yaşın. Neyse nereye vurdu kriz? Yapmayın böyle. Sakin ol. Evin beti bereketi kaçar. Allah kesin. Muhafaza. Kerim var herde ya. Olcan var herde. Ayındayım ya. Bir de bunu söyleyen Pascal, düşün yani. Düşün. Ne? Yok bir şey canım, devam. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Hacı Pascal. Kadir'cim. Gelen tweetlere bakalım. Hadi canım. Bakalım babacığım. Bu arada efendim Pascal'ın üzerindeki büyüyü nasıl kaldırırız bilen varsa o da tweet atabilir bize. Pascal Askışgik Kadir, evet. Pascal Askışgik Kadir. Trafik için kalben dua etmene rağmen bir türlü kabul olmuyor. Acaba bir abdestsiz mi var? Misal Pascal mı? Pascal. Hı. Sen gusül alıyor musun lan gusül abdesti? Arıyorum abi. Hem de sağlam olsun diye iki kere aldım. İki kere mi? Neyse olur. Aferin. Abi ben bu trafik sorununun sebebini çözdüm. Bir defa İstanbul'da yaşayıp da İstanbul'a nankörlük edenler. Yani bu şehrin her yerine sümkürüp çöp atıp olur olmaz yerine çirkin binalar dikip sonra bilmem neredeki yeri burada güzelleştirme adına böyle faaliyet yapan, bunlar yüzünden hiç şehir ifla olmuyor yemin ederim. Bravo Kadir, bravo. Bu şehre nankörlük etmeyelim kardeşim. Evet. Tabii. Mesela Paris'te böyle şeyler var mı? Yok yani değil mi? Var mı böyle şeyler? Abi adamı s***. Vallahi. Neyse efendim. Aysel Pascal Altçizgi Kadir nasıl zam istenir üzerine felsefe yapalım. Nasıl zam istenirin felsefesini istiyor. Abicim güzel olan istenir. Zam da istenir. Demek ki zam güderdir. Bu mu abi felsefe? Evet abi, nesi var? Abi felsefe dediğin zaman biraz anlaşılmaz olacak. Herkes anlıyorsa o felsefe olmaz. Nasıl? Yani biraz karışık, mesela atıyorum ne diyelim? Mesela özdeksel tecim sahiplerinin ıraksal düzlemlerde elde ettiği emek kârı proleter kol kasçılara hiç olmazsa bir kısmını vecen olarak vermeleri öz fayda sağlar. Soğudun be. Zandan soğudun. Yavrum işte felsefe bu. Bir şey anladın mı? Yok. İşte demek ki felsefenin kralını yapmış. Jean Darko şu Metro FM'in Pascal Altçizgi Kadir yüzünden mecburen dinlediğim saatlerde bari müzikler değilsin bir yıldır aynı dazır dazır negatif veriyor.
Haydi. Ya şimdi burası tabii bir hit müzik istasyonu olduğu için arkadaşlar, milyon tane de hit parça yok. Olanları devamlı döndürüyorlar. Yani ne bileyim, ne çalalım yani Sena? Acaba bu Ervan Dalton'dan Bizim Evde Tüp Patladı'yı çalsak olur mu Can Darko ha? Böyle şarkı mı? Abi Bizim Evde Tüp Patladı çok meşhurdur. Ervan Dalton'un Ankara Dilek'ten de Evre Çevre Sev Beni var. Onu biliyor musun? Abi iyi çalalım. Abi şehir vardı. Damımıza kar yağdı. Onu kahtalı mıça söyledi. Evet evet. Abi şimdi Michael Jackson'ın üzerine kahtalı mıça bilmiyorum, olmadı sanki ya. Bakmak lazım. Deneyelim abi, deneyelim. Belki başka bir sound elde ederiz. Deneyelim. Tabii tabii. Deneyelim ama bugün abi. Denemeyelim çünkü bak bugünlük program bitti abi. Bu programın sizlere ulaşması için katkıda bulunanlar Transmed Klinik, Kariyer.net, yürü, Nesine.com, of, Baltalı Gıda, olayla, Ekko. Toplayalım dükkanı. Dışarı takım var değil mi? Kalk. Efendim yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere. Herkese hayırlı işler, bol gülüşler. Paka paka. Bye. Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.